Bir yandan meseldür Arife tarif ne hacet, beni naçar eden sen değil misin diyen, engin bilgi ve birikimini halka aktarırken atasözlerini kullanması, bunun altını çizelim, atasözlerini kullanması önemli. Bir taraftan da haksızlık, yolsuzluk ve kötülükler karşısında isyan edip devlet görevlilerinden birçok kişinin taşlamalarına hedef olması. Yani bu aşımızla ilgili iki önemli özelliği sordum sizlere, önemli gördüm arkadaşlar. Atasözleri ve taşlama olayı. Arife tarif ne hacet? Bakın orada atasözünü görüyoruz. Arife tarif ne gerek atasözünü kullanmış. Bu özellikleri verilen aşımız kimdir? Tabii ki aşık soruyoruz. Divan şairi falan sormuyoruz. Taşlama falan deyince sakın Nefi'ye gitmeyelim. Nefi divan şairidir. Ziya Paşa yine taşlamaları vardır, eleştirileri vardır ama bir Tanzimat dönemi şiiridir. Aşık Mahsuni Şerif yine taşlamaları vardır ama buradaki aşımız değildir. Dadaloğlu zaten 19. yüzyılda ön plana çıkmış bir aşığımızdır. Bu tarz şiirleri yoktur. Cevap Aşık Seyrani olacaktı arkadaşlar. Bu ismin bu atasözlerini kullanması ve eleştiriyi kullanması, ikisi bir arada olması, özellikle de atasözü önemlidir diyorum. Sorularımın devamı gelecek. Lütfen takipte kalın arkadaşlar.